ya da rahim duvarına ilgilendiren kist olabilir, fibrotik yapışıklıklar olabilir. Böyle şikayetleriniz var ve siz sürekli baş ağrısı çekiyorsunuz. Bu ana arterin basıncı değişir ve siniri uyarır, irrite eder. Herkese yeniden merhaba. Eminim aranızda bazılarınız şu yanda açılan resimleri daha önce görmüşlerdir. Sırtımızda organlara ait, sırt ve kalça bölgesinde organlara ait refleks alanlar var, zonlar var. Birazdan hangi alan hangi organa ait bunları tek tek konuşacağız ama bunun nasıl oluştuğunu da anlatmak istiyorum size. Üç yoldan bahsedeceğim. Birincisi sinir komşuluğu. Biliyorsunuz vücudumuza dağılan ve vücudumuzdan geri dönen sinirler merkezi sinir sistemimize ait omirlikten çıkar ve dağılırlar. Yani beynin devamı olan yapı. Aynı şekilde de vücuttan gelen sinir de yine bu bölgeye girer. Farz edin ki bir organdan sürekli o bölgeye yangı sinyali geliyor. Organın keyfi yerinde değil bazı aksaklıklar oluşmaya başlamış. Bunun çözümü için de geri dönüş gönderiyor sürekli. Bu belli bir eşik seviyeye geçtikten sonra artık sadece o organı ilgilendiren yapıda kalmaz. Aynı seviyede diğer sinir yapılarını da sirayet eder. Tıpkı kalp krizi geçirildiğinde sol göğüs ve sol kolun omzun sancıması gibi. Orada bir problem yoktur ama kalple aynı seviyeden sinir iletimi almaktadır. Bu bir yoldu. İkinci yol anatomik komşuluklar. Yani yapısal komşuluklar. Vücudumuzun yapısından bahsediyorum anatomi derken. Örneğin bağırsaklar. Bağırsakların büyük bir kısmı ikinci ve üçüncü yaklaşık bu seviyede bel omurlarına direkt tutunur. Kilolu organ yağlanmamız varsa bağırsaklarımız da sürekli doluysa tıpkı su damlasının mermeri aşındırması gibi artık bağırsaklarımız omurgamızı aşındırır sürekli çekiştirir hale gelirler. Bu da bir diğer yol. Üçüncü yolsa fasyal bağlantılar. Fasya dediğimiz doku bizim kılıf zar dokumuzdur. Hani derize bize kemiklerimiz dik tutuyor böyle diye Hayır hayır. Fasya dokusu olmasaydı kemiklerimizin çevresinde yumuşak dokumuz böyle akışkan bir hal alırdı. Yani armuta benzerdi kısacası vücudumuz hepimizin. Fasya dokusu tıpkı bir örümcek ağı gibi. Her şeyi tek tek paketler, tek tek paketler birbirine sarar. Tek tek paketler birbirine sarar. Aklınıza gelebilecek her şeyi. Organlarda da dahil. Bazen organlarla ilgili bir sıkıntı yaşandığı zaman onun çevresindeki fasya kılıfı da bundan etkilenir ve kendi gerilimini daha yukarıda ya da daha aşağıda bir yerlere yansıtabilir. Özellikle de merkezi hatta bulunan organlar, tekli organlar bunu da çok etkilidir. Rahim gibi, mesane gibi. Çünkü merkezi fasyamız hemen gövdenin ortasından ta kafa tabanına kadar hatta oradan da kafa tabanının içerisine kadar dağılır. Sık sık mesane enfeksiyonu geçiriyorsunuz ama sık sık da başınız mı ağrıyor. Ya da rahim duvarına ilgilendiren kist olabilir, fibrotik yapışıklıklar olabilir. Böyle şikayetleriniz var ve siz sürekli baş ağrısı çekiyorsunuz. Bazen de mide bulantısı. Olabilir. Bu iki sıkıntının aynı anda yaşanıyor olması tesadüf değildir yani anlatmaya çalıştığım bu. Fasya dokusunu şöyle düşünebilirsiniz. Çünkü kas iskelet sistemi için de çok önemlidir fasya dokusu. Çift kişilik bir yatağın üzerine gergince bir çarşaf serili olduğunu düşünün. Yatağın kenarından o çarşafı çevirmeye başladınız. Bir süre sonra tüm yatak üzerindeki çarşaf oraya sizin çevirdiğiniz yere toparlanmaya başlar. İşte fasya dokusu böyledir. Bir yerden çekiştiği zaman, çekiştirildiği zaman tüm vücuda gerilimini dağıtır. Ama bir de şöyle düşünün. Çarşaf yine gergince serili. Ortadan kancalı iğneyle iğnelediniz. Yine köşesinden çekiştiriyorsunuz. Bu sefer bir taraflar bazı yerler gelmeye çalışırken o iğnenin olduğu yer takılır ve gerildikçe gerilir. Gerildikçe gerilir. Hatta belki yırtık oluşur. Fasya da işte tıpkı böyledir. Bu sebeple dizinizle ilgili bir sıkıntı yaşadığınız zaman aynı zamanda omuzla ilgili de bir problem yaşamanız gayet normaldir kendinden gelen gerilimi yukarıda hassas neresi varsa oraya kadar taşır ve orada da sıkıntı oluşmasına sebep olur. Çekiştirir çünkü. Bir örnek üzerinden gitmek istiyorum yine. Hemen solda kürek kemiğimizin üst köşesi, iç üst köşesi mide noktasıdır. Diyelim ki midenizle ilgili bir problem var. Orayı acıtan mideki problemdir diye düşünmeyin sadece. Zaten sürekli sinyal gidiyor. Burası kendini rahatsız hissediyor ve çevresindeki dokulara göre biraz daha fazla katılaşıyor. Biz de üstüne fiziksel yükler bindirmeye başladığımızda ilk sinyal veren yer orası oluyor. Yani tek mevzu sadece organdan gelen uyarı değil fiziksel yüklerle birleştiği zaman işte orada kulunç ağrısı acısı oluşabiliyor. Bir nevi daha gergin hale geldiği için kuvvete karşı olan dayanıklılığı azalıyor. Şimdi dilerseniz resimler üzerinden hangi alanlar hangi organlara aitmiş bir onları konuşalım. Ben de burada bilgisayarımdan bakacağım. Sizlerin ekran parlaklığına göre renkleri değişebilir ama birer okla söylediğim yerlere işaretlemeye çalışacağım sizin için. Ön yüzden baktığımızda kırmızı bordo bir alan görüyorsunuz. Bende bordo olarak görünüyor. Tüm göğüs ve boyun kısmını kaplıyor bu alan ve kola doğru yayılıyor. Burası kalp bölgesi. Aynı şekilde sırtta da bir alanı var. İki kürek kemiğinin üst iç uçları arasındaki o kırmızı bordo alan yine kalbin refleks alanı. Turuncu ile devam edelim. Turuncu da hem arka tarafa doğru, boynun arka tarafına doğru hem de ön tarafına doğru yayılan bir alan. Bu da akciğerler ve diyaframın refleks alanı. Hemen altında gri dediğimiz bir bölge var ki aslında kalple ilgili alanın da üstüne yerleşiyor. Yani bazen kalp krizi geçirdiğimizi zannederiz ve sol göğsümüz ağrıdığı için aslında yemek borusu ile ilgili sıkıntılar yaşıyor olabiliriz. Burası da yemek borusunun refleks alanı. Gelelim turkuaz renge. Böyle mint yeşili gibi bir renk burası. Hem sağda omuz ve boyun bölgesini bu arada çekilen kayıtların sisteme ters kaydedilebileceğini de göz önünde bulundurun lütfen. Ben şu anda bilmiyorum. Normalde mesela burası benim sağım ama siz sol olarak görüyorsunuz. Burada da aynı durum söz konusu olabilir. Ben ne diyorsam ona göre düşünün oldu mu? Sağ omuz ve sağ boyun bölgesiyle yine sırtta tüm kürek kemiği üzeri aynı zamanda kürek kemiğinin alt ucu aynı zamanda da bel boşluğu dediğimiz alanda karaciğer ve safra kesesine aitmiş. Hemen aynı arkada sırtımızda iki kürek kemiği alt uçları arasında mide var bu sefer. Önde de Alt kaburgaların birleştiği yeri düşünebilirsiniz. Yine bir mide alanı var orada da üzerine özofagus oturuyor biraz. Hemen midenin yan tarafında bir sarı alan var. Burası da pankreas alanı. Hemen yine buranın altında önde, gövdenin önünden bakıyoruz. Yeşil bir alan var. Orası yine safra kesesi alanı. Onun altında açık kahverengi diyeceğimiz bir alan var. Fasulyeye benziyor. Gövdeye önden bakıyorum hala. İnce bağırsaklar bunlar da. Hemen aşağıda gördüğümüz iki pembe alan yumurtalıkların alanları. Ortada gördüğümüz koyu kahverengi alansa kolon yani kalın bağırsakların alanı. Bu mavi olan, açık mavi olan geniş alansa böbreklere ait. Tanıdık geldi mi? Yani böyle biraz beliniz ağrır gibi tam böyle leğen kemiklerinin o üst taraflarından böyle kalçalara doğru inen ağrı çeker insanlar. Özellikle de belli bir yaşın üzerinde. işte böbreklere de bakılması lazım demek ki. Yine bu kalın bağırsakların, yine kolonun kalın bağırsakların yan tarafında bir alan var. Lila gibi rengi. O da apandist. Açık sarı olan bölgelerse hem önde var iki bölge hem de vücudun arka tarafında bacaklar da yine aynı şekilde olmak üzere. Burası da mesane refleks alanları. Bir diğer resim üzerinden tekrar benzer alanlardan bahsedeceğim. Çünkü bazı kaynaklara göre ufak tefek değişiklikler olabiliyor. Ama genel itibariyle refleks alanlar birbiriyle hep örtüşüyor. Sadece ufak tefek değişiklikler olabiliyor. Şimdi gördüğünüz resimde ensede Mavi bir alan, sırtın ortasında mavi bir alan, bir de şuradaki pembe alanın içerisindeki bir mavi alan var. Bunlar baş ağrısı zonları. Kırmızı olan alanlar mide zonları. Sol kürek kemiğinin üst ucuyla, üst iç ucuyla, çünkü üstte iki uç var, altta tek bir nokta var, tek bir köşe var. Sol iç köşeyle. Alt köşeleri mideye ait noktalarmış. Ki noktası olarak ağrır acır buralar hakikaten. Burada gördüğünüz turkuaz alansa ince bağırsak alanı. Hemen onun altındaki sarı alanlar bacak venleri yani bacaktan gelen toplar damarlar. Açık pembe olan kısımları görüyorsunuz burada kalçalar üzerinde. Bunlar da bacak arterleri yani bacağa giden atar damar yapıları. Koyu pembe olan kısım hanımlarda rahim, beylerde ise prostat alanı. Turuncuyla gösterilen kısım aslında bunu şu yanda ikileyen kemiği arasındaki üçgen kemik var ya sakrum kemiği. Onun tüm üzeri olarak düşünebilirsiniz. Jinekolojik alan diye geçiyor burası. Örneğin mens döngüsünde olan yani adet döngüsünde olan hanımlarda bu bölgenin ödemli ve şiş olduğunu görürüz. Hiç sekme zemin olabilirsiniz. Fıstık yeşili renginde olan alan ise yine mesane alanı ve diğer yeşil bölgeler ise onlar da kalın bağırsak alanları. Yani kalın bağırsaklarla ilgili bir sorun olduğu zaman bu bölgeyi ağrılı, sancılı ya da gergin bulabiliyoruz. Ya da işte mesane ile ilgili bir problem olduğu zaman kuyruk sokumu ile ilgili sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Kuyruk sokumunda batmalar olabiliyor. Yaklaşık birinci bel omuruyla dördüncü bel omuru arasında da tarif edilmiş yine bir böbrek sahası var ama ben burada resimlerde koymadım. Ama böyle de bir saha var. O da aklınızda olsun. Refleksoloji ile ilgili genellikle aklımıza gelen eller, ayak tabanı ve kulakla ilgili alanlardır. Bunların mantığını anlatmak benim açımdan çok zor olur. Yani hani ben de henüz onun işleyişi anlamında çok ikna olmuş değilim ama bu uygulamaların hurafe olduğu anlamına gelmez. Az önce size bahsettiğim bilgiler de dahil olmak üzere tüm bunlar yıllar, yüzyıllar öncesinde keşfedilmiş şeyler. Benim biraz önce anlattıklarımsa modern tıbbın şu anda buna getirmiş olduğu açıklama sadece. Yani yeni keşfedilmiş bir şeyden bahsetmiyorum. Eski şifacılarımız biliyordu zaten bunları. Kulakla ilgili ama bir örnek verebilirim size. Vagus siniri. Organların işleyişinden sorumlu olan bir sinirdir. Kafa tabanından iner ve organlara dağılır. Fakat bir parçasını da kulağa verir. Yani siz kulak kepçenizin içine dokunduğunuz zaman aslında vagus sinirine dokunmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla verdiğiniz uyarı o siniri rahatlatırsa aynı zamanda organlara giden sinir iletiminde rahatlatmış oluyorsunuz. Vücudumuz çok ilginçtir inanın. Bir örnek daha vermek istiyorum kuru öksürükle alakalı. Normalde bu gırtlak bölgesine gelen sinir kafa tabanından çıkıp hemen şuraya gelir. Arada bir 5 santimlik bir yol var. Ama Niye öyle yapmıyor. Geliyor, aşağı iniyor. Kalpten çıkan ana atar altından geçip öyle yukarıya çıkıyor. Yolu uzatıyor. Ve bunu yapması çok mantıklı. Kalp problemleri yaşadığımızda ya da tansiyonla ilgili sıkıntılar yaşadığımızda bu ana arterin basıncı değişir ve siniri uyarır, irrite eder. Uyarılan sinir de bizde öksürük yapar. Böylece kalple ya da tansiyonla ilgili sıkıntılarımız için bize ön haberci olur. Ya da siz sağ kolunuzu kullanıp sağ kolunuzla kendinizi yorduğunuz halde sol kürek kemiğinizin üstü şu taraflar mı hep tutuluyor da uyularak acıyor? Çok basit. Mideden asit düşüklüğü ile ilgili çünkü genelde midedeki asit problemini hep yüksek oluşuna yorulur ama birçok insanda aslında bu asit düşüktür. Asit düşüklüğü ile ilgili sürekli bir sinyal, sürekli bir uyarım geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Orası artık geriliyor ve küçücük bir yüke bile tahammül edemez hale geliyor. Katılaşıyor kaslar. Alın size kulunç, alın size o oyulur batar, sancılı acılı durum. Buradaki resimde de yüzdeki refleks alanlarını görüyorsunuz. Bunları tek tek açıklamayacağım çünkü internette bulabileceğiniz bir görsel bu. Mesela yüzünüz hep aynı yerde mi sivilce çıkıyor? Ya da işte belli yerlerde kılcal damar çatlamaları yaşıyorsunuz ya da lekelenmeler oluyor. Ama hep aynı yerde işte o zaman bu refleks alanları bir kontrol etmek lazım. Acaba hangi organın bölgesinde bir sıkıntı var diye. Yani demem o ki bazen mesele fiziksel kaynaklı değildir. İşin altında organ problemleri de yatıyor olabilir. Bugün de anlatacaklarım bu kadardı. Dilerim sizler için faydalı ve verimli bir video olmuştur. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve çevrenizdekilerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Hala kanalıma abone değilseniz sizleri de aramıza bekleriz. Bir başka konuda bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.